Dünyanın bir çekirdeği olduğunu, dış çekirdeğin sıvı, iç çekirdeğin katı olduğunu nereden biliyoruz? Cevap, Mohoroviçik'in 1909'da deprem dalgalarını ve depremi inceleyerek farklı uzaklıkları ölçmek için kullandığı teknikte yatıyor. Mesela şurada deprem olduğunu düşünelim. 0 derece diyoruz. Önce birkaç şey hatırlamamız lazım. Pi dalgalarının her şeyin içinden ilerleyebildiğini hatırlayalım. Katı, sıvı veya havanın içinden geçebilirler. Fakat S dalgaları, bu arada S ikincil anlamına geliyor, sadece katı maddelerden geçebilir. Bu dalgalar çapraz dalgalar. Yani 0 derecede deprem olursa. Zaten tüm dünyada sismograf istasyonları var ve bunlar binlerce kilometre ötedeki depremleri ölçebilmek üzere tasarlandığı için çok hassaslar. S dalgası gölgesi diye bir şey var. Bunlar S dalgaları ise burada ölçebilirsiniz. Şurada ölçebilirsiniz. Şuraya gelebilirler. Buraya çıkabilirler. Yani tüm bu noktalarda dalgaları ölçebilirsiniz. Fakat birden 0 dereceden aşağı inip 105 derece ve daha ilerisinde es dalgalarını ölçemiyoruz. Dalgalar şuraya, şuraya gelebiliyor. Belki biraz zayıf ama en azından şuraya kadar ulaşabiliyorlar diye düşünebilirsiniz. Ama aniden duruyorlar artık es dalgası yok. İşte şu alanın hiçbir yerinde es dalgası yok. Tabii bu resmi çevirsem kürenin diğer tarafında da aynı şeyler olacak. Yani tüm şu alanda S dalgaları yok. Yani her iki yönde de 105 dereceye kadar görebilirsiniz. Burada yapabileceğimiz tek mantıklı açıklama bölgede S dalgalarının içinden geçemediği materyaller olması. S dalgalarının sadece katıların içinden geçtiğini biliyoruz. Dolayısıyla buradaki varsayım, 105 dereceden sonraki bir yerde sıvıya geçişin başlamış olması. Yani şuradaki şey muhtemelen sıvı. O zaman şunu biliyoruz. Bir çekirdek var ve en azından çekirdeğin dışı sıvı. Hatta S dalgalarının geçmesini durdurmaya yetmiş. Yani S dalgaları sadece katılardan geçebildiği için S dalgası gölgesi oluşuyor ve bu da bize bir çekirdeğin olduğunu ve bu çekirdeğin en azından dış kısmının sıvı olduğunu söylüyor. İç kısmın sıvı mı katı mı olduğunu henüz bilmiyoruz. Bir sonraki kanıt noktası şu. İç çekirdek olduğunu nereden biliyoruz? Bunun için pi dalgalarını kullanabiliriz. Pi dalgaları her şeyin içinden geçebilir ama aynı materyal daha yoğunlaşırsa dalga daha hızlı hareket eder ve burada gördüğümüz gibi dışa doğru kırılma gerçekleşir. Genelde ses dalgaları yani pi dalgaları veya sismik dalgalar sıvı içinde daha yavaş hareket eder. O yüzden dünya çapındaki sismograf istasyonlarında ölçüm yaptığımızda elde ettiğimiz kırılma görüntüleri gösteriyor ki, Pi dalgaları manto içinde olmasını beklediğimiz hareketlerde bulunuyor. Fakat dış çekirdekten geçerken sanki daha yavaş bir ortamdan geçiyorlarmış gibi kırılıyorlar. İşte bakın şurada görüyorsunuz. Ve sonra diğer taraftaki bir noktaya ulaşmak için tekrar kırılıyorlar her yer sıvı olsaydı beklenen davranış bu olurdu. Fakat daha da uzaktaki istasyonlara gidip kırılma görüntülerine bakarsanız ki artık bunları çok iyi bilgisayarlarla modelleyebiliyoruz bile. Pi dalgaları dış çekirdekten geçerken ilk önce kırılıyor ama sonra daha yoğun bir materyalden geçerken ki gibriliyorlar. Yani pi dalgalarının kırılma görüntüleri söz konusu. Bir de pi dalgası gölgesi denilen bir şey var. Pi dalgası çekirdekte çılgın şeyler olduğunu haber veriyor ama her tarafın sıvı olması yerine katı bir iç çekirdek olduğunu bilmenin gerçek yolu pi dalgalarının dünyanın öbür tarafına ne zaman ve nasıl geçtiklerinin görüntüsüdür. Dalgaların farklı yoğunluklarda ve farklı tip ortamlarda nasıl ilerlediğine bakarak iç çekirdek diye bir şey olmalı diyebilirsiniz. Tabii ki işin aslı benim yaptığımdan çok daha fazla matematik gerektiriyor ama gölge ve materyalin hızına bakarak matematiği yaparsanız eğer bu geçişlerin hangi derinlikte olduğunu bulabilirsiniz. Mantodan dış çekirdeğe şurada bir geçiş olduğunu, şurada da dış çekirdek çekirdeğe geçiş olduğunu biliyoruz. Umarım bu video ile birlikte dünyanın içine girip kazmadan hem de henüz kabuktan bile daha derine inmemişken çekirdek olduğunu nereden biliyoruz gibi sorularınızın cevabını bulmuşsunuzdur. Görüşmek üzere.